Konuğum Hacı Tonak, gazeteci. Efendim, bugünkü konumuz Bursa Defteri. Bursa Defteri 41. sayısını çıkardı. Şimdi elimde var 41. sayısı. Editörü de Hacı Tonak Bey. Bursa Defteri'nin içeriği nedir? Yıllardır Bursa'ya yaptığı hizmetler, onu konuşacağız. Hacı abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bir kere tebrik ediyorum size. Bursa Defteri'ni 41. sayısına kadar getirmeniz, devam ettirmeniz. Çünkü içeriğine baktığımız zaman, 41 sayının içine baktığımız zaman Bursa ile ilgili bilinmeyen, az bilinen birçok konuyu alıp incelediniz ve yayınladınız. Bursa Defteri ne zaman kuruldu, kimler kuruldu? Oradan başlayalım. Buyurun lütfen. 99 yılında ilk yayını, Mart 99, birinci sayısı. Ama bir öncesi de var. Öncesi Akkılıç Kültür Evi'nden başlar. Akkılıç Kültür Yılmaz Evi. Akkılıç. Evet. Ha, rahmetli anıyoruz kendisini. Rahmetli Yılmaz abinin. Akkılıç Kültür Evi dediğimiz Akkılıç'ın kitaplarının bulunduğu evidir. O evini kültür evi yaptı, kamuya açtı. Yaklaşık 10 bine yakın kitabı vardı onlarla birlikte ve gazete koleksiyonları, eski yeni gazetelerin, dergilerin koleksiyonu vardı. Orada bir araya geldik, siz de vardınız. Evet. 99, demek ki 98'den itibaren. Bu Maxen Bayırı'ndaki evi değil evet, mi? Evet. O hemen koçların, evet, koç, evet. Rahmetli koçun evinin çapraz karşısı, Sakalöken Caddesi. Hmm. Yarı Bodrum'du. Doğru. Hatırlarsınız. Hatırlıyorum. Çünkü toplantılara katıldık orada. Kültür evini nasıl işlevlendiririz, neler yapabilirizdi, öyle başlamıştı. Merhum Yılmaz abi her birimize bir mektup yazmıştı, çağırmıştı bizi. İşte siz vardınız. Olay Gazetesi'nden Engin Özpınar, Nait Kayabaşı, Mehmet Ali doğru, İnan, kulaklarını çınlatıyorum hepsini. Doğru. Onun dışında avukat Asude Şenol, üniversiteden başta Yusuf Hocam, Yusuf Oğuzoğlu olmak üzere Yusuf Hocam. Ali Aksu rahmetli, ya, kaybettik ya. Ali Aksu'yu. Rana Aslanoğlu Hoca, gene katıldı ama sanırım toplantılarda yoktu. Onu da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Böyle dar bir gruptuk. Evet, evet. Böyle evet. Başladı. Dergiyi çıkaralım dedik. Hı hı. Ve 99 Mart'ın ilk sayı yayınlandı. Birinci sayının Tayyare Kültür Merkezi'ndeydi galiba. Yanılmıyorsam. Evet, doğru. Orada doğru. Bir toplantıyla duyurduk. Kalabalık bir toplantı oldu. Kalabalıktı. Yani, çok ilgi vardı. Evet. Çok ilgi vardı. Hatta Erdem Bey, Başkan Erdem Saker, kalktı konuştu. Biz dedi vakıf kurduk ve sanıyorduk ki böyle bir faaliyet için işte telefon gerekir, sekreter gerekir, masalar gerekir, bilgisayarlar gerekir. Ancak ondan sonra böyle adım atılabilir. Siz, tebrik ediyorum, olağanüstü güzel bir şey yaptınız. Doğru. Ve hayran bıraktınız bizi demişti. Bursa Araştırmaları Vakfı kurulmuştu o zaman. Kurulmuştu. Galiba kurulmuştu. Kurulmuştu çünkü kurucular içinde ben vardım. Siz de kurucular evet. İçindeydiniz. Ama vakıf daha yeri falan var mıydı? Setbaşı Köprüsü'nün orada bir yer vardı. Irgandı Köprüsü evet. Var ya orada bir evet. Şey. Vakıfla birlikte Bursa Defteri işte yürüdü. Birinci sayı öyle çıktı. İkinci sayı Osmanlı sayısıydı. Boyutlu bir sayı oldu bu yüzden. Bir panelle başlamıştı. Zaten her sayı için şöyle bir gelenek oluştu Bursa Defteri için.
önce bir ana konu belirleniyor. Doğru. O ana konu etrafında uzmanlardan oluşan bir grup, bir grupla panel, sempozyum gibi bir şey düzenleniyor. Herkes orada görüşlerini ortaya koyuyor, tartışıyor. Bunun yanında o ana konuya bağlı bir gezi, kültür gezisi düzenleniyor. Çok güzel. Yani. O gezide de yine uzman insanlar geziye katılanları bilgilendiriyor. Sonra o geziyi bir arkadaşımız, bunu çoğu zaman ben yaptım. Doğru. Rahmetli Meli Elal yaptı, yaptı bir hali evet, zaman. Evet, evet. O gezi kaleme alınıyor. Kayda alınıyor. Öyküsü de yazılıyor. Doğru. Bir de bu ana konu dışında yazılar da olabiliyor. Edebi yazılar, kültür Doğru. yazıları. Onlar da ekleniyor. Bursa Defteri böyle oluşuyordu. Evet. O gelenek sürüyor. Hala öyle devam ediyoruz. Çok önemli çünkü bir başlık seçiyorsunuz. Mesela şu anda önümüzde duran sayıda, 40 bin sayıda Gölyazı ve Ulubat Gölü'nü evet. ana konu seçmişsiniz. Onunla ilgili tarihten günümüze incelemeler yapıyorsunuz. Tabii şimdi olağan koşullarda değiliz. Mesela bu sayıda, 42. sayı için Uludağ Milli Parkı'nı seçtik ama büyük ihtimalle gezi yapamayacağız. Tabii. Paneli ya da açık oturumu farklı biçimde yapmayı düşünüyoruz. Bu yeni teknolojinin imkanlarına doğru, yararlanıp doğru. bir araya gelmeden yapabilecek miyiz? Kesinsiz nasıl olacak bilmiyorum ama onu deneyeceğiz. Doğrudan kayıt tam olmasa bile, çünkü bazen kesilebiliyor konuşmalar, kayıt tam olmasa bile yine de onu deneyeceğiz. Çünkü o orada yapılan konuşmalar olduğu gibi kaleme alınıyor ve doğru. metin olarak yer alıyor. Ayrıca yazı yazsalar bile o metin farklı bir metin oluyor. Çünkü doğru. tartışma sırasında şekilleniyor. Öyle yapacağız. Gölyazı'da da panel yapamamıştık ama gezi yapmıştık. İşte Gölyazı Havzası'nın tümünü aslında gezmek gerekirdi. Uzun zaman alacaktı. Biz Gölyazı'nın merkezinde bulunan üç önemli beldeyi, yani birisi Ulubat köyü Ulubat, doğru. Ve Ulubat Kalesi'ni dolaştık. O Ulubat önemli bir su yolu çok çünkü, önemli tarihi olarak. Tarih boyunca. Karaağaç, eski Karaağaç köyü ilginç bir köyümüzdür, çok güzel bir köyümüzdür. Bu leyleklerin olduğu köy değil mi? Leylek köyü dediğimiz köy. Leylek Festivali ile bilinen köy. Ve Gölyazı'yı gezdik. Gölyazı son yıllarda önemli arkeolojik çalışmalara öyle sahne mi? Oldu. Evet. Kazılar mı yapılıyor hocam? Kazılar yapılıyor. Nekropol'de başladı kazılar. Çok güzel. O Gölyazı Yarımadası'nı, adadır Gölyazı biliyorsunuz. Hemen onun bitişinde, onun bir köprüyle bağlandığı Yarımada'nın da dar bir yeri vardır. Bir kıstakla evet, başlar. Evet, şey, giriş. Nekropol onun önündedir. Şehrin dışındadır doğal olarak. Adaya girmeden sol tarafta evet, değil mi? Yarımada'ya, hatta Yarımada'nın yani o dar Yarımada'ya da girmeden önce girmeden. Soldadır. Buradan giderken, Bursa'dan Gölyazı'ya giderken. O kıstaktan sonra da kentin tiyatrosu, kentin evet. işlikleri, atölyeleri, zamanla işlev değiştirmiş. İşte örneğin eskiden tapınakken sonradan döküm yapılan bir öyle sahne mi? Olmuş. Seramik evet. atölyesi olmuş. Cam atölyesi olmuş. Yapılar ortaya çıktı. Mustafa Şahin Hoca. Profesör Mustafa Şahin Hoca. Onun gözetiminde evet. yürütülüyor. Çok güzel. Adada, yani eski Manastır Adası'nda, Kız evet. Adası'nda, oralarda da çıktı. Neydi ismi? Ali Bey Adası mıydı? Ali Bey Adası ayrı, orada çalışmalar var. Özel mülk, oralarda izin almak gerekiyor. Kültür Bakanlığı'nın ilgilenmesi gerekiyor. Özel mülke giremezsiniz, tabii, çalışma tabii, yapamazsınız. Ama o Manastır Adası'nda orası terk edilmiş, boş adalar onlar. Boş mu? Evet. Hatırlarsanız bir kere birlikte mi gitmiştik? Bir kayıkla yanaşmıştık. Ben de onu söyleyecektim. Beraber gittik, gene bir televizyon çekimiydi. Evet. Orada bir program yaptık. Hatta kilisenin, orada bir manastırın duvarları dibinde yapmıştık. Evet. Beraberdik. Ve merdivenler doğru. ilk dikkatimizi çeken eski antik doğru. merdivenlerdir. Rıhtıma çıkan merdiven. Evet, evet. Orası yılanların evet. falan kaynadığı bir yerdi. Şimdi bir evet. derlenip toparlanmış. Böyle çalışmalar var. Tabii Gölyazı'nın kendisi de tarihsel bir alan. Çok önemli değil mi hocam? Ve silüet olarak da çok önemli.
Yani düşünün, o hava fotoğrafı herhalde müthiş. Dünyanın en güzel köylerinden birinin. Yani Bursa'nın en güzel yerlerinden birisi ve de farklı bir yer. Evet, yerleşim kültürel olarak, yerleşim olarak da, kültürel olarak da işte bir mübadele beldesidir. Mübadele görmesi. Değil mi? Balkan mı hocam? Balkan mı? Balkan, evet. Balkan. Yani Balkan diyebiliriz. Selanik, yani, Balkan, evet. Şimdi hocam, bu Gölyazı'yla ilgili diğer çalışmalar da var. Ben şunun için önemsiyorum. Gölyazı, Bursa'nın en değerli yerlerinden birisidir turizm açısından. Bursa'da turizm hareketlerinin geliştirmesini istiyorlar. İşte bir tarih turizm var, doğa turizm var. Gölyazı'da hem tarih hem doğa, her şeyi bulabilirsiniz. Evet. Bu bakımdan oradaki çalışmalar biraz daha mı hızlanması ya da topluma hızlı mı sunulması gerekiyor? Biraz bu konuda bilgi verir misiniz? Araştırmalarınızda neler çıktı? Evet, Gölyazı başlı başına bir önem taşıyor. Kendinden gelen bir önemi var. Ama Gölyazı'yı tek başına da düşünmemek gerekiyor. Öyle mi? Onun çevresiyle başka kültür odakları, kültür merkezleri, tarihsel kültür merkezleriyle birlikte düşünmek gerekiyor. Dediğim gibi Gölyazı kendi başına bir merkez, çevresiyle birlikte. Evet. İşte diyelim bir Misya yolu keşfi yapıldı. O nedir hocam, Misya yolu? Onu anlatır mısın? Misya'dan başlayıp Yenice'den çıkıp Dağ Yenice'den çıkıp oradan aşağıya inen Tahtalı ve Gölyazı'ya kadar uzanan bir yol. Öyle mi? Bu eski tarihsel yollardan biri. Bu bölgeyi birbirine bağlayan yollardan biri. İlginç şeyler rastlıyorsun. Mesela? Yani diyelim ki antik bir takım köprü kalıntıları, yol öyle kalıntıları. Öyle mi? Bu yol üzerinde. Bu yol üzerinde. Çok ilginç. İşte deniyor ki mesela bir Ürünlü'ye kadar, Tahtalı'dan Ürünlü'ye kadar giden bir tünelin girişi çıkabiliyor karşınıza. Çok enteresan. Ama bunları sistematik olarak birleştirmek, rota olarak belirlemek, diyelim ki Gölyazı'yı daha berideki Trilye'ye bağlamak. Trilye'den Mudanya'ya bağlamak. Yani Mudanya, Trilye, Trilye'nin çok az doğru. Ötesindeki galiba özel mülk olan bir manastır grubu var yine. Var, eski var, tarihi var. Liman. Var. Orasını katmak. Hatta belki Ulaabat'ın Longoz, Ulaabat diyorum, Karacabey'in Longoz ormanını katmak. Ulaabat Ören yerini, Ulaabat Kalesi'ni buna katmak. Karaağaç'la birleştirip Gölyazı'yı mesela böyle bir rota olarak. Çok doğru. Düşünüyor. Çünkü Mudanya Belediyesi'nin de Trilye'de çalışmaları var. Taş Mektep restore ediliyor. Ondan sonra orada bir yağ fabrikası var. O müze olacak. Evet. Şehir içindeki restorasyonlar devam ediyor. Bu sisteme bağladığın zaman güzel bir turizm rotası çıkıyor ortaya. Başka rotalar da çıkabilir. Yani Bursa aslında bu bakımdan zengin bir kent, şanslı bir kent diyebilirim. Ama şanssızlığı nedir? Bir turizm kenti olarak yeterince tanınmamasıdır. Evet. Veya sadece işte sıcak termal alan ve Uludağ'dan ibaret görülmesidir. Oysa bunlardan ibaret değil. Değil. Uludağ'a gelen biri de Bursa'da keşfedeceği pek çok şeyin olduğunu bilmelidir. Doğru. Ya da termal turizm için gelen de bunu bilmelidir. Bilmelidir. Yani bir kent müzesini görmemişse bir insan Bursa hakkında pek az şey... Doğru, tanıyamaz değil mi Bursa? Tanıyamaz, bence tanıyamaz. Kent yani, müzesi önemli. Derinliğine tanıyabilmesi için o gerekir. Çünkü orada Bursa'yı görüyorsun. Bursa'nın geçmişiyle, günüyle Bursa'yı orada daha net, daha açık görüyorsun. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu kent müzesi 2003 yılında, 2002-2003 yılında devreye girdi. Tarih Kentler Birliği'ne örnek oldu. Tarih Kentler Birliği üyeleri, belediye başkanları ve yardımcılar geldiler, gezdiler. O kadar çok etkilendiler ki her şehir kendine bir kent müzesi yapmaya başladı. Bunun da kaynağı Bursa Kent Müzesi. Önce oldu Önce Bursa oldu. Kent Müzesi. Bunu ben söylediğim gibi Tarih Kentler Birliği'ndeki üye belediyeler de söylüyor. Ben de duydum, yani evet. Çoğundan duydum. En son Mudanya'da toplanmışlardı, evet, gelmiştim doğru. Ben de. Evet, hep hayranlıklarını belirttiler. Ve doğrusu iyi bir örnek oldu. Güzel yani oldu. Hani Lale Time bir örnek olmadı.
iyi çalışılmış bir örnek oldu. O da bir şanstı çok ülke doğru. için. Çok ben birçok yerde, gittiğim her yerde yerel müzelere bakmaya çalışıyorum, görmeye çalışıyorum. Doğrusu Bursa'daki Kent Müzesi gibi yetkin bir müze henüz görmedim. Doğru, şöyle hocam. Bu Avrupa Müze Akademisi yarışmalarına girdi. Bursa Kent Müzesi ödül aldı. Evet. Oradaki faaliyetlerden dolayı Avrupa Müze Akademisi Türkiye temsilcisi oldu. Yani beni teklif ettiler bana. Ben Avrupa Müze Akademisi Türkiye temsilcisi oldum. Ama bütün bunların hepsinin altyapısında Kent Müzesi var. Bursa Kent Müzesi evet. var. Onun hem Batı'ya, Avrupa'ya verdiği imaj hem Türkiye'ye verdiği imaj var. Bu bakımdan önemli. Bursa içinde de bir dönüşüme neden oldu. İşte onu izleyen başka müzelerimiz oldu. Oldu. Doğru. Yani ilçelerimizde oldu. İşte İnegöl başta olmak üzere. Kendiliğinden Cumalı Kızık'ta olduğu gibi dağda bir köyde karşılaşmıştık. Evet. Bir vatandaş ya da muhtarlık kurmuştu. Evet, Keres Belenören köyü. Belenören'de. Evet, o da çok başarılı. Özer hocamız var bizim, Özer Güleş. O şey devam ediyor. Her gün gidiyor oraya, araştırma İlgileniyor. Yapıyor. Köylüler giriyor, orada toplantılar yapıyor, etkinlikler yapıyor. Belenören köyü için önemli bir kültür merkezi oldu. Aslında her köyün bu tür şeye ihtiyacı var. Evet, Özer Hoca da sağ olsun yani o alanda çok iyidir. Dağ kültürünü Özer Hoca'dan sormak lazım. Çok doğru, çok doğru. Şimdi hocam bu son 41. sayıda Gölyazı'yla ilgili yapılacak şeyler nelerdir? Önerileriniz de var mı? Şimdi Gölyazı'yla ilgili Bursa Defteri'nde işte bu sayıda yazılar var. Neler var? İşte bir Gönül Kaynak Hoca'nın buradaki bitkilerle ilgili doğru. çalışması var. Profesör Doktor Gönül Kaynak Hoca. Profesör Doktor Mustafa Şahin Hoca'nın bu yüzey araştırmaları ve arkeolojik bulgularla ilgili güzel. Bir yazısı var. Nilüfer Belediye Başkanı'nın Gölyazı vizyonu, Gölyazı'nın geleceği güzel. Yaptıkları, ettikleri ve neler bekledikleri, neler yapmak istediklerine ilişkin röportajı var. Bu bölümle ilgili gezi izlenimlerini ben aktardım. Güzel. O gerek gezginlerin konuşmaları, beklentileri, yorumları, analizleri orada yer alıyor. Sonrasında Gölyazı'nın dışına çıkıyoruz isterseniz. Ama Ertuğrul Hoca ve arkadaşlarının Gölyazı Havzası'nın tarihsel değişimi Güzel. Üzerine bir bilimsel çalışmaları var. Dolayısıyla Gölyazı için doyurucu bir dosya. Yani bunu Güzel. Okuyan okuyucu Gölyazı'ya ilişkin yeterli bilgileri edinecektir diye düşünüyorum. Onun dışında özel olarak benim ya da Bursa Defteri grubunun sistematize edilmiş bir öneriler şeyi olmadı. Evet. Ama dediğim gibi az önce konuştuğumuz gibi Bursa'nın turizm açısından Bursa zengin bir şehir, şanslı bir şehir. Ama bunları değerlendirmek ve bunları birbiriyle ilişkilendirmek, bunları gerektiği gibi tanıtmak. Tanıtmak derken salt bir broşür basıp ortaya koymak değil. Bunların çevresinde bir hareket yaratmak. Doğru. İşte Bursa Defteri'nin yaptığı gibi bir kültür Doğru. gezileri düzenlemek. Edebiyatçıların, sanatçıların, kültür insanlarının ilgisini çekmek oraya. Çok doğru. Ve onların bu alanları yazıya dökmesini, kağıda dökmesini, anlatmasını sağlamak ve bu merkezlerde yapıtlar üretilmesini sağlamak. Çok doğru. Belki bu gerekiyor. Gölyazı için de bu geçerli, İznik için de geçerli, Mudanya, Trili için. Tabii, tabii. Ve bizim şehir merkezimiz için. Tabii canım, bizim şehir tarihsel merkezimiz. Şehir, Bursa'nın tarihsel merkezi dünyada eşi doğru. az olan tabii canım. Bir merkezdir. Yani Hanlar bölgesiyle Muradiyesi'yle şeyden Hüdemenyar'dan işte tam karşımızda oradan başlayıp doğru. Yeşil'e kadar devam eden, Yıldırım'a kadar devam eden hat muazzam bir hat. Çok doğru. Tabii biraz önce bahsettiniz, İznik dediniz. Yani o başlı başına başka bir konu. Ama İznik kadar tarihi önemli bir yer çok azdır Türkiye'de. Vardır ama azdır. Ama ben yeterli ve gerekli ilginin gösterildiğini düşünmüyorum.
İznik mesela. Mesela bu Gölyazı çalışması boyutunda diğerlerine de yapmak lazım mı diye düşünüyorum. Muhakkak, muhakkak. Diğer yani Gölyazı'da belediyenin olanaklarıyla yapılan işler bunlar. Bir ilçe belediyesinin olanaklarıyla yapılan işler. Nilüfer Belediyesi'nin olanaklarıyla yapılan işler. Çünkü bakanlıktan bir katkı yok henüz. Evet. Nilüfer Belediyesi dert etmese bunu, bunlar kaybolup gidecektir. Zaten kaybolmuş durumda büyük çoğunluğu. Örneğin Ulaabat Kalesi'ne gittiğiniz zaman muazzam bir kale görüyorsunuz. Yani oranın bir dönem önemli bir savunma merkezi olduğunu anlıyorsunuz. Kaleyi tam tarif eder misiniz? Neresi hocam? Şu anki Ulaabat Köyü esas olarak Karacabey yolunun solundadır. Sağında da vardır yapılar. İşte mezarlığı sağdadır, fırını sağdadır ama esas olarak gidiş yönünde soldadır. Köyün hemen kıyısından başlar. Göl ayağından başlar. Zaten eski bir köprü kalıntısı da vardır. Yani eski tarihsel yolun geçtiği yerdir. Osmanlı döneminde kullanılan yoldur. Oradan başlar, göl kıyısına doğru gider. Ama gölün daraltıldığı için uzaklaşmıştır gölden. Azmakla vesaire yani göl suyu doğru. Ve dere yatağı ıslah edilmiştir. Düzenli taşkınlar olmakta çünkü geçmişte. Köyün dışından, güneyinden sarar köyü. Ama köyde biz görmeyiz onları. Biraz aşağı gitmek, göle doğru inmek gerekir. Göl ayağına doğru gitmek gerekir görmek için. Bugün kalıntıdır, taş yığınıdır, başka bir şey değildir. Tabii. Oysa bunların her biri önemli, çok önemli eserlerdir, önemli yapıtlardır. Hem tarihi olarak, hem coğrafya olarak, hem bölgenin geçmişi olarak. Hocam, İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa yerle bir oldu. Evet. Değil mi? O tarihi şehirler falan. Bugün gittiğiniz zaman sanki hiç o travmayı yaşamamış gibi restore ettiler. Aynısını muhafaza ettiler, korudular. Yani bence bu tür tarihi değeri olan yerlerin biraz daha desteklenip korunması, ayağa kaldırılması önemli hale geldi, iyice önemli hale geldi. Peki Bursa Defteri'nin bundan sonraki hedefleri nedir? Bundan sonraki sayının hedefi nedir? İçeriği ne olacak? İşte bu dediğim klasikleşmiş içeriğiyle sürdürme çabasındayız. Uludağ demiştik, önümüzdeki 40. sayının konusu. Uludağ mı? Uludağ, Uludağ Milli Parkı. Yine buradaki izlek gibi orada da Uludağ Milli Parkı'na dair her şey olacak. Uludağ'a dair her şey olacak. Uludağ'ın içinde her şey. Evet, yani olabilecek her neler şey. Neler mesela hocam? Bir kere Milli Parkı bir tartışmak gerekecek. O tartışma metni girecek buraya. Kimler tartışabilir? İşte bir kültür açısından diyelim ki Özer Hoca olabilir. Henüz iletişimi kuramadım. Özer Hoca'yı düşünüyorum çağırmayı. Arkeolojik olarak Mustafa Şahin Hoca'yı düşünüyorum. Florası üzerine, bitki örtüsü ve özellikleri üzerindeki önemlidir. Uludağ çok ilginç bir dağdır. Dünyada örneği az olan, belirli bir sıra içinde bitkilerin yerleştiği ve birbirine geçtiği, birbirine geçiş sağladığı bir sahadır. Onu başka yerde izlemek mümkün değildir. Yani diyelim ki 700 metreye kadar belirli bitkiler, 700'den sonra 1000 metreye kadar belirli bitkiler, sonrasında Uludağ Gökner dediğimiz yayılım, sonra Alpin bölge ve Alpin bölgeye özgü bitkiler ve tabii Uludağ'a özgü bitkiler bir de. Başka yerde olmayan, endemik olan bitki örtüsü. Uludağ Milli Parkı yetkilisinden etmemiz gerekir. Onun anlatması gerekir. Hem belki Milli Park'ın tarihini, hem geçirdiği merhaleleri, değişiklikleri ve bugünkü planlarını, programlarını. Bu arada Uludağ Milli Parkı'nın dışında oteller bölgesini tartışmak gerekir. Uludağ'ın sularını tartışmak gerekir. Bu yol izlenecek. Uludağ'ın kültürü, Uludağ'ın tarihi, Uludağ'ın keşişler ve dervişler yurdu olarak Uludağ belki Mustafa Kara Hoca'dan yardım istemek gerekecek. Böyle bir sayı olacak.
Bunun dışında da bu sayıda olduğu gibi, bu sayıda Uğur Ozan Özel'in Halk Evi Temsil Kolu üzerine mükemmel bir makalesi var. Evet. Çok iyi bir çalışma, bir kaynak niteliğinde bir çalışma, uzunca da bir yazı. Bunun gibi makaleler, konu çok dışında güzel makaleler de olacak, olması gerekir. Sonraki sayı şu an Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nden bir öneri geldi ama henüz resmileşmedi. Mustafa Kemal Belediyesi bir kent müzesi kuruyor. Yeni evet, çalışma öyleymiş yapıyor. Öyleymiş, duydum. En azından onun değerlendirilmesini istiyor Bursa Defteri açısından ve çok tabii güzel Mustafa Kemal Paşa'daki belediye faaliyetler ve başka çok güzel faaliyetler. Çok tebrik ediyorum. Benim bir önerim olacak bu Uludağ şeyi çıkınca, sayısı çıkınca. Bu Uludağ'la ilgili bir neredeyse bir senaryo demektir. O kadar güzel bir müze senaryosu ki bu. Yani demek ki bir Uludağ Müzesi yapmamız lazım. Uludağ sergisi olmuştu Kent Müzesi'nde. Ama ben Uludağ'da ya mesela uygun bir yerde bir bina bulunursa o binada Uludağ'ın her şeyini anlatan bir müze. Nasıl olsa Bursa Defteri'nde bu senaryoyu yazıyorsunuz. Tarihiyle, evet, evet, coğrafyasıyla, her evet şeyiyle. Bence güzel bir müze içeriği yapmış olacaksınız. Bir bina bulunursa oralarda bir müze yani kurabiliriz. Ağzınızda olsun. Tamam. Peki şimdi öneriyorum. Böyle bir müzede herhalde bir bitkileriyle bitki ilişkin bölümü mutlaka olacak. Olmalı. Çünkü Gönül Hocam bu işe iyi çalıştı. Çok, ve çok. Elinde kocaman bu kalınlıkta bir kitap çıkarttı. Yani doğasıyla ilgili var. Tarihiyle ilgili birçok bilgiler var. Taşlarıyla ilgili, madenleriyle ilgili var. Somut olmayan ve olan kültürel mirasla ilgili çalışmalar var. İşte dağ yöresi köyleri filan. Evet. Yani bir müzede istenen her şey Uludağ özelinde bir müze. Evet. Öneriyorum. Bu dönem Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü veriyor. Nilüfer Belediyesi Akkılıç Kütüphanesi. Çok güzel. Bu sene Gelemiç köyüyle ilgili bir çalışma ödül aldı. Çok güzel. Fadime Yıldız, çok güzel, genç bir akademisyen, onun çalışması ödül aldı. Doğrusu ben Gelemiç'i görmüştüm ama görmek başka, içinden geçip gitmek tabii başka, yapılarının özellikleriyle bilmek başka. Başka, doğru. Yani Uludağ hakikaten zengin bir yer. İşte Gelemiç bunun evet, bir evet örneği. Nice Gelemiç var. Neler var. Evet. Hocam çok güzel sohbeti biz ama programımızın sonuna geldik. Ben başarılar diliyorum Bursa Defteri bundan sonraki sayılarında. Son olarak neler söylemek istersin? Teşekkür ederim hocam. Bursa Defteri 99'da yayına başlamıştı. Konuşmuştuk onu. Gerek Bursa Defteri gerekse benzerleri Bursa için büyük önem taşıyor aslında. Ama yazık ki çok farkında değiliz. Bursa Defteri gibi dergiler dünden geçmişimizle geleceğimiz arasında bir köprüdür aslında. Ve bugünü kayıt altına almadır, evet, geleceğe bırakmak üzere. Dolayısıyla gelecekteki mirasın, geleceğe bırakılan mirasın, Bursa'nın topyekün bırakacağı mirasın temelli bir parçasıdır. Yazıya dökülmüş, kayda alınmış, fotoğraflanmış, tartışılmış, analiz edilmiş, yorumlanmış bir parçasıdır. Ve özel bir yeri olacaktır bunun. Evet. Bunu bilmek gerekiyor. Yani bu çöpe atılacak bir dergi değildir. Okuyup bitirilen ve bir tarafa bırakılacak bir dergi değildir. Gelecek kuşaklar açısından da önem taşıyan doğru bir dergidir, doğru, bir malzemedir. Yani neredeyse müzelik bir parçadır doğru diyebilirim. Koleksiyon doğru için, arşiv için gereklidir diyebilirim. Bunun ayrımında olsak benzeri yayınları çıkaranlar memnun olacaktır. Evet, evet. Yazık ki çok farkında değiliz. Değiliz, değil mi? Olmasını isterim. Olurlar. Evet, inşallah olur. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Efendim programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.